sıkıntılı bir söylem değil mi yani? Hüdapar'a oy veren, HDP'ye oy verenin oyuna talip değil. Ya sonuçta ama o ülkede bunları da yaşıyorlar yani. Ya şimdi, benim kimden oy isteyeceğime sen mi karar vereceksin? Hayır, ben karar vereceğim. Tamam, bırak o zaman. Benim dedemin, benim ordumun yenilmesini isteyen bir şerefsizi tarihçi diye ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı'nın arkasında ben cuma namazı kılmam. O Diyanet İşleri Başkanı Atina'daki başpapazdan daha kötü benim için. Ya dün mesela Gelecek Partisi'nin en önemli isimlerinden bir tanesi Zafer Partisi'ne geçti. Mülteciler gelmeden önce kadın cinayeti işlenmiyor muydu? Mülteciler gelmeden önce uyuşturucu yaygın değil miydi? Afganistan'dan gelsen Türkiye'ye yanında ne getirirsin? Mesela altılı masaya yönelik eleştirileriniz bazı kesimler tarafından Ümit Özdağ, Erdoğan, Değirmen'le su taşıyor şeklinde eleştiriliyor. Merhabalar değerli Haberler.com okuyucuları. Seçim 2023'ü tartışıyoruz ve buna yönelik canlı yayınlarımız bundan sonra daha sık da olacak. Bugün stüdyomuzda Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ bulunuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ayağınızın tozuyla sahadan geliyorsunuz. Evet. Ve ben hemen sormak istiyorum. Nasıl sahada size ilgi, alaka, ne durumdasınız? Zafer Partisi'ne yönelik sahada büyük bir ilgi var. Gençlerden başlayarak diğer yaş gruplarına yansıyor. Ama gençlerdeki ilgi sahada çok dinamik. Bunun nedeni... Neden? Evet, ondan soracağım. Bunun nedeni birincisi... Gençler sahada daha çok bulunuyorlar sayısal olarak da. Ve daha samimi ve daha hızlı ilgilerini diğer yaş gruplarına göre ifade ediyorlar. Mesela dün bir tanesi geldi Ortaköy'de makas aldı. Seni seviyorum diye. Şöyle kucaklaştık. Onlardan çok pozitif bir enerji alıyoruz. Ama her gencin anne ve babası var. Ve ben onlarla şakalaşıyorum. Bak, annem baban sana emanet. Ayın 14'üne kadar... Siz onları ikna edin. İkna edin. 14'ünde ikna edemezsen ne yapayım diyor. Eve kitle diyorum, oy kullanmasın. Gülüşüyoruz. Ondan sonra ve şunu da görüyorum. Artık çocuklardan çıkmış bu iş. Ve bütün yaş gruplarında... Zafer Partisi'nin bir etkisi var. Çünkü Peki anne babanın, çok özür dilerim, anne babanın bu tavrını neye bağlıyorsunuz? Neden gençler size yöneliyordu anne baba? Çünkü bize yönelik, bakın bize yönelik korkunç bir ambargo var. Yani biz belki de hani 1980 darbesinden sonra demokratik yaşama dönüldü bir süre sonra. Ama yasaklı liderler vardı. Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş. İsimlerini bile yazmak yasaktı. Demirel'den bahsederken bir bilen diye bahsediliyordu. Süleyman Demirel yazmak yasaktı. İşte biz de öyle bir yasaklı dönemden geçiyoruz. Basında bize bir yasak, bir ambargo var. Ama gençlere ulaşıyorsunuz. İşte sosyal medya. Gençlere sosyal medya ile ulaşıyoruz. Eğer basında gerçek bir özgür basın olsa, sosyal medyayı kullandığımız kadar basında da yer alsaydık, Zafer Partisi bugün olduğu noktanın fersah fersah ilerisinde olurdu. Çünkü Türkiye'de evet sosyal medyayı kullanan çok geniş kesimler var. Ama belirli yaş gruplarında ne yazık ki sosyal medya bu kadar yaygın kullanılmıyor. Böyle bir gerçek de var. Onlara ulaşmamız bizim ancak yürüyerek oluyor, dolaşarak oluyor. Ve ben mesela bir parti genel başkanı gibi bir siyasi kampanyaya yönetmiyorum. Bir parti genel başkanı kampanyada değişik illere gider, mitingler yapar. 3 kişi gelir, 5 kişi gelir, 50 kişi gelir, 5000 kişi gelir. Onlara konuşur, devam eder. Ben öyle değil. Ben ilçe ilçe, sokak sokak dolaşıyorum. Hangi söyleminizde daha çok gençlere dokunuyorsunuz? Ben de onu söyleyecektim. Yani, şimdi bakın, hangi söyleminiz gençler size çekiyor? Ne için size ilgi gösteriyor? Birincisi sığınmacılar gençleri çok ilgilendiriyor. İstemiyorlar mı onlar? İstemiyorlar. Sığınmacıların hepsi dönmesini istiyorlar. Yani hangi partiye oy verirse versin. Bak, AK Parti'ye veren genç de sığınmacılar gitsin. Bunun için diyor Erdoğan'a vereceğim ama diyor Zafer Partisi'ne oy vereceğim diyor. Kılıçdaroğlu'na vereceğim ama Zafer Partisi'ne oy vereceğim diyor. Sinan Ogan'a vereceğim. Zafer Partisi'nin Ata İttifakı'na vereceğim diyor. Yani gençler de buraya gelmiş. Gençlerin bir numaralı sorunu sığınmacı sorunu mu? İki tane bir numaralı sorunu var. Bir tanesi bu. Diğeri de
ekonomiyle birlikte adaletsizlik, liyakatsizlik. Ekonomi mesela. Adaletsizlik, liyakatsizlik, gençlerin eğitimde fırsat eşitliği veya işte başka türlü sorunları yok mu? Tabii bir sürü sorunu var gençlerin. Ama mesele şu, hangi sorununuzu en büyük sorun olarak algılarsanız, bireysel olarak, o sizin sorununuz, en büyük sorununuz oluyor. Mesela ben de bunu anlamak için Edirne'de bir genç televizyoncuya sordum. Dedim ki yani saat mesela gece 22'den sonra sokağa çıktığında Edirne'de korkuyor musun yolda yürürken? Korkuyorum dedi. Peki dedim ki ya burada mesela Suriyeli yok. İstanbul'da korkuyor. Suriyeliler var, Afganlar var, çok fazla yabancı var. Dedi yok ama dedi ben dedi İstanbul'un etkisini hissediyorum burada dedi. Bakın bazen hisler, algı her şeyden önemli. Olması gerekmiyor. Suriyelinin orada, Afgan'ın orada olması. Ama İstanbul'daki varlığı Edirne'dekini bile tedirgin ediyor. Ekonomik olarak etkisini tartışmıyorum zaten. Türkiye'nin her yerinde ekonomik etkisi ayrı. Çünkü 151 milyar dolar para harcamışız. Onun için gençler de şunu görüyorlar. Ben diyor yurt dışına gitmek zorunda kalıyorum ama benim ülkem diyor bu arada yüz binlerce, milyonlarca insan gelmiş. Ben kendi ülkemde istediğim gibi hareket edemiyorum. Sokakta rekabet halindeyim. Kaynaklar için rekabet halindeyim. Ve bunun kızgınlığı ve öfkesi var gençlerde tabii. Bir de hayatlarına çok müdahale edilmesinden sıkılıyorlar. Erdoğan'ın her şeyi düzenlemek istemesinden sıkılıyorlar. Her şeye karışmasından sıkılıyorlar. Ve bu da tabii Zafer Partisi'ne Z kuşağı demiyoruz biz, Türk gençliği diyoruz. Çok büyük bir destek getiriyor. Ha bunun dışında tabii bir şey daha var. Ben diğer siyasi parti genel başkanları gibi değilim. Yıllarca üniversitede öğretim üyeliği yaptım. Ve onun için bu yaş gruplarıyla çok iç içe yaşadım. Onların reflekslerini biliyorum, düşüncelerini biliyorum. Onlarla nasıl konuşacağımı biliyorum. Bir de tabii ben biraz da gençler gibi konuşuyorum. Yani kitabın ortasından konuşuyorum. Ama şimdi şöyle bir şey yok mu? Sizi, hareketli bir insansın. Sizi seven kadar tırnak içerisinde söylüyorum. Sizden nefret eden de var. Var. Ya da mesela eleştiren. Yani biraz daha yumuşatarak soruyorum. Yok nefret eden yok, var. Doğru. Şöyle şimdi siz sosyal medyadan duyuruyu yaparken zaten sert sorular, sert cevaplar dediniz ya. Biraz şimdi yavaş yavaş o sertlik kısmına geçelim. Sevenler kadar nefret edenler de var. Var tabii. Belediye Hanım. Mesela Atatürk düşmanları benden nefret eder. Canları cehenneme diyor. Yani. Ne olacak? Bölücüler benden nefret eder, canları cehenneme diyor. Sadece onlar mı yani? Onlar sadece şu, sizden Atatürk düşmanları mı? Sadece bölücüler mi? Sol liberaller benden nefret eder. Sol liberaller nereye koysanız uyarlar zaten. Tamam. Ama sonuçta şöyle bir şey yok mu? Ergenekon'da da onlar destekçiydi. Balyoz'da da onlar destekçiydi. Ülkeyi yönetmeye talipsiniz. Bir genel başkan olarak bir ata ittifakı, bir cumhurbaşkanı adayı çıkardınız. Ülkeyi yönetmeye talipsiniz. Sonuçta bu ülkede mozaik diyoruz yani her kesimden insan siz var. Siz diyorsunuz mozaik, biz mozaik demiyoruz. Ne diyorsunuz ama burada farklı bakın, farklı dinler, farklı diller yok mu? Bakın mozaik farklı parçaların yan yana getirilip araya hafif bir çimento konulmasıyla tutturulmasıdır. Bu kolay parçalanır. Tamam? Türkiye bir mozaik değildir. Türkiye bir bütündür. Tamam? Bu mozaik edebiyatı... Ama işte onlardan bir bütün yaratıyoruz. Bu mozaik edebiyatı tehlikeli bir edebiyat. Biz Türkiye'nin mozaik olduğunu hiç düşünmedik. Türkiye bir bütündür ve onun için siz şunu soracaktınız galiba. Ya hepsinin oyuna talip değil misiniz bu ülkeyi yönetmek için? Ülkeyi yönetmeye talipsiniz. Biz ülkeyi yönetmeye talibiz ama herkesin oyuna talip olmadığımızı söyledik. Yani biz İstiklal Harbi ile sorunlu olanların oyuna talip değiliz. Biz bu devleti yönetecek, yıkmaya çalışanların oyuna talip değiliz. Ya biz Hüdapar'a oy verenin oyuna talip değiliz kardeşim. Bak çok açık söylüyorum. Biz Atatürk'e düşmanlık yapanların oyuna talip değiliz. Onları memnun etmek için taviz vermeyiz. Onu CHP yapsın. Ama yapıyor bu zaten. Sıkıntılı bir söylem değil mi yani? Hüdapar'a oy verenin oyuna, HDP'ye oy verenin oyuna talip değil. Sonuçta ama o ülkede bunları da yaşıyorlar yani. Ya benim kimden oy isteyeceğime sen mi karar vereceksin? Hayır ben karar vereceğim. Tamam bırak o zaman. Ben karar vereceğim. Hiç de sıkıntılı değil. Sıkıntı soru olarak soruyorum. Sıkıntı yani... benim sıkıntım olabilir. Senin sıkıntın olamaz. Ben bu oyu istemiyorum kardeşim. Mesela şeyi sormak istiyorum. Yani bir... Bak ben bu oyu almak için taviz vermem. Ne der Hüdaparlı? Abi ben bir salaklık etmişim. İslam bu değilmiş.
Devlet bu değilmiş, bayrak bu değilmiş, ben yanlış şey söylemişim. Özür diliyorum. Ve bu özürümü kabul et, ben de yanına geleyim. Bak o zaman oyu kabul ederim. Tamam. HDP'den gelen oy var bize. Bak HDP seçmeni konuştum. Evet. Dedim neden beni tanımıyor musun? Tanıyorum dedi. Mardinliydi konuştuğumuz. Hatta bir gazeteci aradı beni. Dedi ki hocam dedi bu HDP'li ama dedi sana oy verecekmiş, çok şaşırdım dedi. Ben de şaşırdım. Dedim niye bana oy veriyorsun sen ya? Dedi ki. Halbuki ben istememiştim sizden oyunu. Dedi ki hocam dedi sen Suriyelileri yollayacaksın dedi ya. Biz dedi işimizi kaybediyoruz dedi. Sen bize işimizi geri vereceksin. Biz bunu anladık dedi. Bak dedim doğru söylüyorsun. Bu doğru. Bak bunun için ver oyunu. Çünkü biz hakikaten bu ülkede yaşayan, vergi veren, çalışan, ondan sonra askerliğini yapan, bu ülke için üzülen, bu ülke için sevinen, hangi parti daha önce oy vermiş olursa olsun, bu asgari müşterilerde birleşen, bu ülkeden başka da bir ülkeye sadakati olmayan herkesten oy isteriz. Ve alırız da. Ama bu ülkenin yıkılması için çalışan, Atatürk'e düşmanlık eden, onlardan istemiyoruz kardeşim. Onların bize oy verebilmesi için dönüşüm geçirmesi lazım. Bak, CHP istiyor. Diyor ki, olduğun gibi ol, ondan sonra biz de ittifak yapalım. Biz yapmayız. AKP, Büyük Birlik, MHP, Hüdapar, Türk bayrağını kabul etmiyorum diyor. Onu olduğu gibi kabul ediyorlar ve oylarını istiyorlar. Biz istemiyoruz öyle oy. Peki Sayın Başkan, biz vatanseverlerin burada... oyunu istiyoruz. Aynen. Bak mesela biz sizin oyunuzu istiyoruz. Neden? Siz vatanseversiniz. Peki ben burada hemen bir şey sormak istiyorum. Kuruluş manifestonuzda iktidarı ayrıştırıcı olmakla itham ediyorsunuz ya da eleştiriyorsunuz. Burada onların ayrıştırıcı özelliği nedir? Yani siz dediniz ki biz herkesin oyunu istemiyoruz. Yani bunu herhangi birisi ayrıştırıcı bulabilir. Bu pekala bir görüştür. Hani sizin tercihiniz ama ayrıştırıcı, karşı taraftan da ayrıştırıcıdır denilebilir. Siz iktidarın bu noktada hangi eylemleriyle ayrıştırıcı olduğunu düşünüyorsunuz? İktidar 20 seneden beri Türkiye'yi bölerek yönetiyor. 70 seneden niye? Beri kimler? Bu 70 senede şu anki iktidar. Bu anki iktidar. Bu Erdoğan'ın tarzı, politika tarzı. Yani sen ve ben. Sen düşmansın, ben iyiyim. Sen kötüsün, ben iyiyim. Bu onun tarzı. Ama o mesela ve herkesten oy istiyor, herkese ulaşıyor. Hayır bakın, o da herkesten oy istemiyor. CHP seçmenini aşağılıyor. Bundan sonra muhalefet seçmenini aşağılıyor. Çukur dedi kardeşim. Bize çukur dedi ya, çukur, çukur. Referandumda bize çukur dedi bu adam. Daha nesin, ne desin ya? Tamam. Böyle mi o istenir? Hayır, o istemiyor. O kendisine taparca seven bir grup istiyor. Karşı tarafta da nefret eden bir gruba ihtiyacı var Erdoğan. Bak, bu popülist liderlerin dünyanın bütün dünya tarihi boyunca ve bütün dünyada temel tarzıdır. Yani Erdoğan bir yenilik getirmiyor. Popülistler böyle yapar. Adolf da böyle yapmıştı. Hitler'den bahsediyorum. Mussolini de böyle yapmıştı. Tamam mı? Bir nefret edenler olsun, onların oyuna gerek yok. Ama bir de tapan kitleler olsun. Sizin de tarzınız o değil mi? Sizden de şu an aynı yere geleceğim. Hayır, yani. Biz öyle yapmıyoruz. Biz herkesin oyunu istemiyoruz, bak, nefret toplumun, etsinler bize. Toplumun çok küçük bir bölümü bu devlete düşman. Tamam? Atatürk'e düşman. Biz onların oyuna talip değiliz ya. Zor tamam. Mu? Yok, hayır. Gayet tabii ki bu sizin tercihiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama bunun, oraya geleceğiz zaten. Düşünce özgürlüğü. Hiçbir tabir nasıl bakıyorsunuz? Sorularımız ya var. Ya tamam gel sen de işte. Peki Atatürk de şunu yap, şöyle yapmış. Keşke öyle yapmış. Yok öyle bir şey. Biz bunu söylemeyiz. Taviz vermeyeceğimiz konular var. Mesela tarikat ve cemaatlere teslim edilmiş bir Türkiye var. Türk milletinin elinden devleti alındı. Askeri vesayeti kaldıracağız dediler. Şeyhlerin vesayetini kurdular devlet üzerinde. Bak şeyhlerin vesayetini kurdular. Üniversitelerde ilahiyat fakültelerinin vesayeti var. Devlette de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vesayeti var. Bak bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın arkasında ben cuma namazı kılmayı reddediyorum mesela. Tamam. Neden? Çünkü bu ülkeyi
Ondan sonra Yunan ordusu işgal etseydi, savaşı kazansaydı diyen adamı ziyaret ettiği için. Kardeşim benim dedem o orduya, o Yunan işgalci Yunan ordusuna karşı savaşan süvari yarbayı. Tamam. Benim dedemin, benim ordumun yenilmesini isteyen bir şerefsizi, tarihçi diye ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı'nın arkasında ben cuma namazı kılmam. O Diyanet İşleri Başkanı Atina'daki başpapazdan daha kötü benim için. Şimdi bunlardan oy mu isteyelim? Hayır. Gitsin o FETÖ'ye versin oyunu. Ama şimdi şöyle bir şuraya geldim. Şimdi sizi sevmeyen AK Partilisi de var, CHP'lisi de var, HDP'lisi de var, İYİ Partilisi de var. Şimdi bunları kategorize edecek olan, şimdi bunlar hepsi vatan düşmanı mı? Yok, beni sevmeyenler vatan düşmanı değil mi? Ve sizi desteklemeyen, sizin... Şimdi çarpıtma gözünü. Bak, şey, çarpıtıyorsun. Çok çarpıtıyorsun. Hayır ama mesela bir partinin toptan seçmeninden, bakın o üst yöneticilerinden bahsetmedik demin siz. Tabanından, bak, vatandaşından bahsediyorsunuz. Atatürkçü, milliyetçi. Ama biz de... Ama Atatürkçü, Atatürkçü milliyetçi, ondan sonra CHP seçmeni, Atatürkçü milliyetçi, bunların oylarını istiyoruz. AK Parti seçmeni, milliyetçi, vatansever, MHP seçmeni, milliyetçi, vatansever. Biz bunların oylarını tabii istiyoruz. Saadet Partisi'nin, ya dün mesela Gelecek Partisi'nin en önemli isimlerinden bir tanesi Zafer Partisi'ne geçti. Şimdi gizli tutuyoruz, patlayacak yarın bir süre. Kim? Evet hemen. Gizli tutuyoruz. Ama söyleyeyim burada yani. Yer yerden oynayacak. Öyle geçti yani. Ondan sonra biz bunları açığız. Ama şimdi bir şey söylediniz. Biz şimdi bunu almak isteriz bu ismi. Yok, şimdi alamazsınız. Evet. Ve merak etsinler birazcık kim geçti diye bakalım. Program ilerleyen dakikalarda söyleyecek misiniz Sayın Başkanım? Ve onun için bakın biz bu vatandaşlarımızdan onu istiyoruz. Biz kimden o istemediğimizi ve taviz vermeyeceğimizi söyledik bunlardan oy almak için. Oy istemek farklı bir şey. Tabii ki bu sizin en büyük seçeneğiniz ve tercihiniz. Kitleniz farklı diyorsunuz. Taviz vermek de zaten sizin en büyük hakkınız. Ama bunun dışında da şimdi demin dedik ya hani siz kabul etmediniz. Bizim mozaikten kastımız aslında Olgun Bey gibi düşünüyorum. Bu ülkemizde farklı diller, mezhepler, dinler hatta var. Yani mesela işte ben Mardinliyim, Midyat'ta küçücük bir ilçede Süryani var, Arap var. Hatta kendi dilleriyle Kürtler var, Türkler var, Türkmenler var. Yani kendi dilleriyle ve son zamanlarda Suriyeliler de gitti. Şimdi bu kadar gittiler insanı... Efendim? Suriyeliler gitti mi, geldi? Tabii. Orada da var. Her yerde var. Her masada varlar onlar. Varlar. Ben de gittiler deyince sevindim. Hayır, gittiler derken oradalar yani. Şimdi Sayın Başkan, bunların hepsini ama bir yaşam hakkı tanımak gerekiyor. Herkes bizim gibi düşünmeyebilir. Siz bir parti ya ve bir ülkenin... Şimdi burada bu insanlara ne yapacaksınız mesela? Şey burada bakın binlerce yıldır o küçücük Midyat'ta halen aynı kültürlerini koruyorlar, dillerini koruyorlar. Köylerde bir kilise var, bir de cami var. Ne güzel. Bu hoşgörüyü işte bütün Hatay'da Türkiye'ye yaymak. Aynen öyle. Ve Hatay'daki peki bu hoşgörüyü bütün Türkiye'ye yaymak gerekmiyor mu? Hatay'daki hoşgörüyü, Midyat'taki hoşgörü bunlar çok güzel şeyler. Bizim bunlarla bir sorunumuz yok. Çünkü bu insanların Türkiye'den başka yurdu yok. Türkiye'den evet, başka sağlık bulundukları bir yer yok. Başka bir ülkeye bağlılıkları yok. Ve ben oralı olduğum için %100 biliyorum. Tamam biliyorsun. %100 yani kendi evet, insanın kendi sizin mesela dedeniz Kuvayi Milliyetçi. Zaten akılcılık değil ki. Değil mi? Sizin dedeniz Kuvayi Milliyetçi değil mi? Evet. Yani. Öyle Kuvayi Milliyetçi dedeniz. Şimdi bunda bir sorun yok. Biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Ama öyle bizim, algılanıyor Sayın hayır, Başkan. Şimdi hayır, tamam ben öyle hani çok uzak istiyorsun. Hayır öyle. Ben size okumasını yapmayın ben, Sayın Başkan. Ben sadece onların gözüyle bakın ben bir gazeteci onların gözüyle ne düşüneceklerini tahmin ediyorum ve yani hani dediniz ya işte bizden nefret ediyorlar bilmem ne gibi. Nefret ediyorlar kelimesini kullanmak istemiyorum çok ama eleştiriliyorsunuz bu konuda çünkü kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Eğer siz sadece evet ben bu görüşe katılmıyorum böyle taviz vermiyorum demek başka bir şeydir ve bu insanları ama kucaklamak, onlara kendi derdinizi anlatmak, sizin aslında onları sevmediğinizi, sevmeme gibi bir derdiniz olmadığını anlatmak bambaşka bir konudur. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Benim kadar Güneydoğu Anadolu'da gezmiş olamazsınız. Benim siz büyüdünüz ama gezmiş olamazsınız. Benim Güneydoğu'da gitmediğim yer kalmadı. Dağ köylerinde geçirdim zaman. Benim Güneydoğu'da o kadar çok korucu arkadaşım var ki.
Bak şimdi ben ayın 24'ünde, 24 Nisan'da Şırnak'a gidiyorum. Şanlıurfa üzerinden. Şırnak'ta partimizin milletvekili adaylarına destek vermeye gidiyorum. HDP milletvekili beni tehdit etti. Gaziantep'i sana dar edeceğiz diye. Ben de Şırnak'a gidiyorum şimdi. Kim kime nereyi dar edecek göstereceğim. Tamam. Kim kime nereyi dar edecek göstereceğim. Şırnak'ta beni yüzlerce vatansever milliyetçi karşılayacak. Tamam. Her yerde vatanseverler de var. Coğrafyadan bağımsız, ilden ilçeden bağımsız. Her yerde hain de çıkıyor. Tamam. Biz o hainlere taviz vermeyiz. Bu ülkeyi bölmek isteyenlere taviz vermeyiz. O, bu ülkeyi bölmek isteyenlere hoşgörü de göstermeyiz. Bu ülkeye de insanların yaşam tarzlarını değiştirecek şekilde demografik değişimin önünü açanlara da hoşgörü göstermeyiz. Bu ülkenin yaşam tarzını, bu ülkenin kültürünü orijinalliğiyle korumanın mücadelesini veriyoruz. Biz bu ülkede kadınlar saat gece 10'da sokağa çıktıkları zaman korkmadan evlerine gidebilecekleri bir İstanbul, bir Ankara, bir İzmir, bir Diyarbakır, bir Mardin istiyoruz. Peki bunu ne şekilde sağlayacaksınız? Yani bunun nedeni nedir? Şu anda sokağa çıkamamanın. Bunun ilk adımı da, bunun ilk adımı da Türkiye'deki 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesiyle atılır. Bu olmadan Türkiye'nin güvenliğini sağlamak mümkün değildir. Bir. İki, sokaklarda güvenliği sağlamak mümkün değildir. Üç, uyuşturucuyu, ki şimdi Türkiye'nin en büyük tehditlerinden bir tanesi uyuşturucu, İstanbul'daki uyuşturucu, Berlin'i ve Amsterdam'ı geçti kullanım açısından, uyuşturucuyu kaldırmak mümkün değildir. Dört, kaldıkları takdirde nüfusları hızla artıyor. 2040 yılında Türkiye'de 19,5 milyon Suriyeli olacak. O zaman Türkiye'nin birliğini muhafaza etmek mümkün değil. Ama şöyle bir şey var. Yazdın, saydığınız sorunların hepsi mültecilerden kaynaklı sorunlar değil ki yani. Bu ülkede haberciyiz biz, gazeteciyiz. Her gün kadın cinayetleri işleniyor. Yani uyuşturucu, diğer saydığınız meseleler. Ya bunu mültecilere indirgemek ne kadar doğru? Yani mültecilerin bir bölümü bunun. Ya önceden mülteciler gelmeden önce kadın cinayeti işlenmiyor muydu? Mülteciler gelmeden önce uyuşturucu yaygın değil miydi? Yani bunu mültecilere indirgemek ne kadar doğru? Şimdi rakam, orada biraz ayrışıyoruz biz. Bakın rakamlara bakalım aziz kardeşim. Ya. Böyle heyecanlanmaya gerek yok. Yok heyecanlanmıyorum. Neden? Ama Afganistan'dan gelsen Türkiye'ye yanında ne getirirsin? Yatak yorgan mı getirirsin, eroin mi getirirsin? Söylesene. Eroin getirirsin. Ya işte eroin oldu artık. İşte Türkiye'ye eroin geliyor. Türkiye eskiden geçiş ülkesiydi, transit ülkeydi. Şimdi hedef ülke. Rakamlara bakıyoruz. Bak. İstanbul Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü bir araştırma yapmış. İstanbul'un lağımında yapmış araştırmayı. Oradan parça alıyorlar. Bakıyorlar ne kadar uyuşturucu var insan atıklarında. Ya Berlin'den fazla, Amsterdam'dan fazla çıktı. Tamam. Peki neyle geldi bu? 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bu ülkeye gelmesiyle uyuşturucu güzergahında da büyük değişim oldu. Onlarla geldi. Tamam. Peki 13 milyon insan buraya gelince burada sokaklarda güvenlik azaldı mı? Azaldı da azalmadı demeyin yani. Mümkün değil. Çağıralım şuradan genç kızlardan bir tanesini. Sorun bakalım İstanbul'da metrobüste yazın dekolte oturabiliyor mu? Hayır oturamıyorlar. Neden? Çünkü böyle yiyecekmiş gibi bakan Afganlar, Pakistanlılar, Suriyeliler var. Sorun kızlara bana inanmıyorsanız. Siz de biliyorsunuz doğru söylediğimi. Ha ve ayrıca bunun üzerine 151 milyar dolar para harcamışız bunlara. Bu ekonomik krizin ana dinamiklerinden bir tanesi. Ya arkadaşlar birazcık sağlıklı düşünelim ya. Yunanistan ve Bulgaristan toplanmış Türkiye'ye taşınmış. Ve bunları biz 10 seneden beri besliyoruz. Yüzme biliyor musun arkadaş sen ya? Biliyorum. 10'ar kilo demir bağlasam yüzebilir misin bacaklarını? Yüzemem. Ne olursun bu olursun değil mi? İşte bunlar da 10'ar kilo demir gibi. Kaç yaşındasın gözünü seveyim? 34. Kaç çocuk var? 2. Suriyeli olsaydı. Doğru değil mi? Bak yarın sana eğer Zafer Partisi bunları geri yollamasın. 20 sene sonra çocukların sana gelecek ve diyecekler ki baba 2023 seçimlerinde Ümit Özdağ senden oy istemiş.
Sen de onları savunma, sığınmacıları savunmuşsun. Ben sığınmacıları savunmuyorum. Bak, dur dakika. Gitmesi konusunda sizinle hemfikirim ama oy vermemişsin Ümit Özdağ'a. Ama oy vermemişsin. Dur, dur. Ya, belki verecek. Şimdi oyu alıyoruz zaten. Tamam. Vermemişsin ve bunlar kalmış. Bak şimdi benim karşımda her meslekte 3 tane benim ekmeğimi alan adam var. Bu kötülüğü bana neden yaptın diyecek. Gitmesi konusunda, peki, gitmeleri konusunda... Aynen, ben Zafer Partisi'nde buluştuk mu senle? Zafer Partisi'nde buluştuk mu? Kazanan insanlık olsun. Trenlere bindirip bundan sonra işte atmak istemiyoruz. İşte tam onu soracaktım. Nasıl bir politikayla bak, nasıl olacak? Yani bunu anlatalım. Aynen. Şimdi birincisi bu insanların geri döndüğünde güvenliğini sağlamamız lazım. Bunun için Beşar Esad rejim ile Ankara, Moskova ve Tahran arasında yapılan bir anlaşma var. Aslan Anlaşması. Nereden geldilerse oraya döneceklere karar altına alınmış. Birleşmiş Milletler'e de verilmiş. Yani A kentinden geldiyse A kentine, B şehrinden geldiyse ama B şehrine. Ama işte durum fiziki olarak mümkün değilse. Şimdi, mümkün. Biz anlaşacağız. Diyeceğiz ki biz orduyu çekiyoruz. Biz orduyu çekerken buradan da insanları size yolluyoruz. Yani karşılıklı olması lazım. Ordu hemen böyle çekilmez. Bu bir sene falan sürer. Zaten bunların gitmesi de bir sene sürer. Ondan sonra burada diyeceğiz ki arkadaşım. Şimdi bu programdan sonra sizin başınız ağrıyacak kesin. Aspirin almaya gideceksiniz karşıdaki eczaneye. Aspirin var 49 lira. Halim mi var? 49 lira. Okuyorum gözünüzden okuyorum. 49 lira. Sizin cebinizde de 39 lira var. Eczacı da sizi tanımıyorsa vermeyecek. Ama bir Suriyeli gidecek aynı aspirini bedava alacak. Çünkü parasını siz veriyorsunuz. Tamam. Şimdi biz diyeceğiz ki artık bundan sonra sizin ilaç paralarınızı vermiyoruz. Hastane paralarınızı vermiyoruz. Sosyal yardımları durdurduk. Ne? Dergi veriyorsunuz değil mi? Elbette. Tabii. Suriyeliler vermiyorlar. Kuyumcusu vermiyor. Git kuyumcularla konuş. Kuyumculuk yapıyor, vergi vermiyor. Hepsinden vergi almaya başlıyor. Bu tedbirleri alınca zaten büyük bir bölümü dönmeye başlayacak. Çünkü hayat burada... Bak bunların büyük bir bölümü artık ekonomik göçe dönüştü. Can güvenliğiyle ilgisi yok. Çünkü sahaya gidip konuşuyoruz. Ne diyorsun diyor. Neden gitmiyorsun? İşte diyor orada diyor özel durumlar var diyor. Peki annem baban ne? Annem babam orada diyor. Lan annem baban oradaysa burada özel durum ne? Ya ben askere gitmek istemiyorum diyor. Abi sen askere gitmek istemiyorsun ama yok, hayır, benim askerim orada. Ölüyor aynen, senin için aynen, yani. Öyle. Tamam. Ve bunu şey yapacağız. Bu şekilde geri dönüşü sağlayacağız. İki. Bak Türkiye'de 2 milyon Afgan var. Hani. Tamam. Türkiye'de 2 milyon Siyah Afrika'dan insan var. Bunların her birisi Türkiye üzerinde yük. Sizin çocuklar kaçıncı sınıfta? İkinci sınıfa gidiyor. İkinci sınıf. Tam gün okulu mu yoksa öğleden sabah mı? Öğleden sonra. Öğleden sonra. Öğlen. Tam gün olmasını tercih etmez misiniz? İsterim. Ben de isterim. Şimdi Kayseri'de bir araştırma yapmışlar. Tam gün okula geçmek istiyorlar. 28 tane okul binası inşa edilmesi gerekiyor. Kayseri'de tam eğitime gitmek, tam gün eğitime gitmek için. Sonra bir bakmışlar Suriyeliler dönerse 0 okul inşasına gerek. Şimdi bu maliyet Suriyelilere çıkmıyor aslında ama Suriyelilerden dolayı çıkıyor. Sayıştay raporunu okudum. Gaziantep'te Sayıştay diyor ki ya bu şehrin diyor kanalizasyonu şu kadar sene için nüfusuna göre yapılmıştı. Şimdi diyor ek yatırım gerekiyor diyor. Neden? 700 bin kişi gelmiş fazladan. Bu beraberinde yeni altyapı gerektiriyor. Bunun paralarını biz ödüyoruz. Şimdi İki şey birlikte mümkün değil. Hem bunlar kalacaklar hem Türkiye ekonomik olarak yükselecek. Bu mümkün değil. Peki diyorsunuz ki bana ya Ümit Bey başka sorun yok mu? Ya evet tam onu soracaktım. Tabii var. Yani, bizim de söylememiz ha, bu aslında. Ha, yani bu onlardan önce de bizim bir takım sorunlarımız vardı. Sonrasında da olacak. Tabii. Ne olacak peki sizin onlara bak, göre? Şimdi bana şunu sorarsanız. Çözümleriniz var. Biraz önce dedim ya bacaklarımızı 10'ar kilo demir bağlar mısınız? Şimdi bu demirleri çözmeden bana serbest mi yüzersin, sırt üstü mü yüzersin, kurbağalama mı yüzersin, senkronize mi yüzersin diye sormayın. Kim size demirler ayaklarında bağlıyken biz şöyle yüzeriz diyorsa vallahi ve billahi aşağılık bir yalan söylüyor. Bu insanlar burada kaldıkları sürece Türkiye'nin sorunlarını çözmesi mümkün değil. Ha peki şimdi geçelim iki. Bunun dışında ne yapmayı planlıyoruz? İstanbul'un, yani Türkiye'nin bir sığınmacı sorunu var. İkinci beka sorunu Türkiye'nin İstanbul depremi.
Ya bu şehirde bir deprem olacak. Ve 90 bin bina yıkılacak. 90 bin bina. Belki bu bir saat içinde olacak. Ve şimdi bu salonda oturan bu genç insanlar da dahil birçoğumuz öleceğiz. Tamam. 90 bin bina. Peki bu şehirde kaç insan yaşıyor? Geceleri 19 milyon, sabahları 21 milyon insan yaşıyor. Bu deprem 6 Şubat depremi gibi gece 04'te olursa, tamam, herkes uykudayken yakalanacağız bu deprem. Ben simülasyonları gördüm. Devletin simülasyonları. Hangi binaların yıkılacağını biliyorlar. Bina yıkıldığı zaman hangi yola yıkılacağını biliyorlar. İstanbul, şeyde Hatay'da bu Rönesans vardı ya, evet, bina. Onun yanına gittim. O sırada andacılar geldi. Onlar kurtarma ekibi beni davet ettiler. Dedim ki arkadaşlar ya İstanbul depreminde sizin gibi tam dönemini kurtarma ekibi kaç kişiye ihtiyaç var? Ne dediler biliyor musunuz? 700 bin. 700 bin. Evet. Ya ordumuz yok bu kadar bizim. Ordumuz yok. Onun için bizim için ikinci önemli mesele İstanbul depremi. Ne yapacağız? İstanbul 3.0 diye bir projemiz var. Bu 90 bin binayı hemen bir ay içinde boşaltacağız. Ve yıkımına başlayacağız. Bu insanların kiralarını bir ay içinde, efendim? Bir ay içinde kaç bin? 90 bin binayı boşaltacağız. İnsanları başka konutlara alacağız. İsteyenlere Anadolu'ya maddi teşvik vereceğiz Anadolu'ya gitmeleri için. Ve bu binaları yıkacağız. Sebep, bu binalar zaten depremde yıkılacak. Depremde yıkıldığında bir binanın maliyetini 700 lira, kendimiz yıkarsak 100 lira binayı. Sebep, şimdi bu binayı yıkmaya karar verdik. Bunları çıkartıyoruz dışarıya, doğru mu? Bunları söküyoruz. Arkadaşlar bakır kabloları söküyorlar. Yani depremden yıkılmadan önce yıkmamız bizim büyük lehimize bir şey. Penceresi, kapısı, tabii onlar sonra can kaybını minimuma indireceğiz. Evet. O zaman büyük travmadan kurtulacağız. Ve İstanbul'da diyoruz ki artık İstanbul'da ne olmaz? 1,5-4 milyonu gitmesi lazım. Bunlar gidince ev kiraları düşecek mi? Düşecek. Konut fiyatları düşecek mi? Düşecek. Gıda maddeleri fiyatları düşecek mi? Düşecek. Ulaşım rahatlayacak mı? Rahatlayacak. Toplu ulaşımda oturacak yer bulacağız biz. Ve böylece nüfus ilk hamlede 15 milyona çekiliyor bu şehirde. Tamam. Daha rahat yaşaması kolay bir hale gelecek. Burada artık ağır sanayi olmaz İstanbul'da. Bak. Ağır sanayiyi Trabzon liman olmak üzere Bursa-Ankara hattına çekeceğiz. Orada yeni bir ticaret ve sanayi koridoru oluşturacağız. Burada İstanbul'da orta ölçekli tekstil sanayi olmaz. Orta ölçekli sanayiyi Erzincan'dan başlayıp Van'a kadar uzanan alana Trabzon liman olmak üzere demir yollarıyla bağlayacağız ve buraya teşvik vereceğiz. Böylece o insanlar da buraya göç etmeyecekler. Üçüncü bölge Konya'dan başlayacak İskenderun Mersin limanları üzerinden Mardin'e kadar uzanan bölge olacak. Ve bu bölgede de orta ölçekli sanayi, ondan sonra ileri teknoloji ve tarıma dayalı sanayi. Harran ve GAP. Yani müthiş yerler. Ben ya 6000 senelik zeytin ağacı var Şanlıurfa'da. Yaşıyor. Yaşıyor ya. 6000 sene. Müthiş bir şey. Şimdi buralar ihmal edilmiş. Bizim burada üretime ihtiyacımız var. Çukurova, Harran dünyanın en büyük iki verim ovası bunlar tarihsel olarak. Burada dünyanın en iyi ziraat fakültelerine ihtiyacımız var. Bu bölgede de Konya'da mesela güneş enerjisini ön plana çıkartacağız. Konya bir yeni güneş enerjisi santrali olacak Türkiye için. Yenilenebilir enerjiye yapacağız yatırımları. Ve dördüncü bölgede İzmir'den Afyon'a kadar yukarıda Balıkesir ve aşağıda Denizli. Orta ölçekli sanayi, madencilik bölgesi burası ve ileri teknoloji bölgesi. İstanbul'u ise ileri teknoloji, ilaç, eğitim, sanat, kültür merkezi olarak planlıyoruz. Kötü para iyi parayı kovar derler değil mi? Evet. Doğru. Kötü para iyi parayı kovduğu gibi kötü iş gücü de iyi iş gücünü kovuyor. Evet. Şimdi kendi ülkesinden geliyor adamın. Ya kendi ülkesinde ilkokul bitirmemiş, okuma yazma bilmiyor. Tamam mı? Biz bunu alıyoruz. Burada da
yazılım mühendisi arkadaşımızı Hollanda'ya yolluyoruz ya. Doktorumuzu Almanya'ya yolluyoruz. Binlerce sende. Ya bu bizi taş devrine geri götürür. Bak, tamam mı? Bu bizi taş devrine geri götürür. Ve adam gelirken buraya kendi zihniyetiyle geliyor. Kendi İslam anlayışıyla geliyor. Şimdi bu toprakların muhteşem bir ahengi var. Mesela biraz önce bahsettiğiniz, değil mi? Süryanisiyle, ondan sonra Hatay'da, sizin orada. Ya kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Kimse kimseden şey yapmıyor, gıcık olmuyor. Kimse kimseye ya sen şuna yanlış inanıyorsun demiyor buna. İşte bu harika, bayramlarını kutluyorlar. Bu harika bir sentez. Ama adam ya Buda'nın heykeline tahammül edemiyor. 2500 senelik heykeli yıktı Taliban. E şimdi ben bu zihniyetin Türkiye'ye girmesini istemiyorum. Bu zihniyetin gelip Türkiye'de Türk kadınına sen şöyle giyineceksin demesini istemiyorum. Türk kadını ister başını örter kardeşim, ister mini etek giyer. Kimseyi de ilgilendirmez bu. Tamam. Kimseyi de ilgilendirmez. Hele sen Pakistan'dan gelip burada bizim insanımıza yön vereceksin. Olmaz mı? Buna karşıyız. Onun için bir taraftan ekonomik kalkınma, bir taraftan eğitimde köy okullarını açacağız. Bak, köy okulunu açmadan bizim tarımsal üretimi başlatmamız mümkün değil. Çünkü bu taşımalı eğitim kadar 28 Şubat'ın eğitime zarar veren bir şey olmadı. Ve bırakın eğitime zarar vermesi, toplumsal dokumuzu parçaladı. Nasıl? Şöyle, çocuk, kız çocuğu, erkek çocuğu birlikte ilçeye gidiyorlar. Ve orada okuyorlar. Kız ilçeyi görüyor. Şimdi evlilik yaşı gelince kız diyor ki köyde oturmam diyor. Oğlan diyor ki ya yapma kız. Benim diyor tarla burada. Babamın traktörü burada. Burada ekip biçeceğim. Yok diyor. Ne olacak? Sat bunları. İlçede güvenlik görevlisi ol. Vallahi ve billahi böyle oluyor. Var var ben de biliyorum. Biliyorsun. Ve çok yanlış. Tamam. Yani hayatın gerçek sorunu. Evet. Tamam. Peki ne yapmamız gerek? Köyde, her köyde bir öğrenci olsa bir okul olacak. Okulun yanında hem veteriner hem de ziraat mühendisinin çalışacağı merkez olacak. 4-5 tane köyün ortasında tarım lisesi olacak çocukların gidebileceği. Tamam. Biz tarımsal üretimi genç nüfusu köylerde tutup ancak öyle yapabiliriz. Şimdi bir laf var Türkiye'de. Afgan'ın elinin değmediği et yok. Doğru valla. Ya bizim çobanlar astronot mu oldu arkadaşlar? 10 sene öncesine kadar her yerde çoban vardı. Bizimkiler astronot oldu. Afganlar mı geldi? Ama sizin bahsettiğiniz projeler çok güzel bir proje. Yani gerçekten hani İstanbul'un artık teknolojik olarak ya da işte başka konularda merkezinin Anadolu'ya yayılması gerekiyor, elzem. Ve bu konu üzerinde birazcık daha konuşalım istiyorum. Tabii olayı nasıl? Ne olur bir Afganistan'ı falan karıştırmadan Afganistanlıları. Çünkü onlar olmadan bu projelerin anlatılması gerekiyor ve bu projeler gerçekten bizim için çok ihtiyaç. Yani genç nüfusun aslında tarımla uğraşılması neden teşvik edilmiyor ve olması da gerekiyor. Modern tarıma geçmemiz gerekiyor artık 2021. yüzyılda. Bu konuda biraz daha projenizi anlatmanızı isteyeceğim. Bakın, ben de bir soru yapabilir miyim? Bir şey olarak sonuçta şimdi bu saydığınız projelere Bediye Hanım'a katılıyorum ben. Çok mantıklı, gayet makul projeler ama sonuçta bunlar hayata geçecek de bir ekip lazım. Tabii. Şimdi baktığımızda Zafer Partisi sadece şey olarak Ümit Özdağ. Hı. Şimdi var mı bu projeleri hayata geçirecek bir ekibiniz? Mesela şey olarak ekonomiden bahsediyorsunuz. Mesela şimdi yarın iktidar olduğunuzda... Mesela Aslan Yaman var. Doktor Aslan Yaman. Oraya geleceğim. İktidar olduğunuzda ekonomiyi kime teslim edeceksiniz? Tarımı kime teslim edeceksiniz? Evet. Eğitim mi mesela? Bak, eğitim. Ülkenin en önemli sorunlarından biri. Tarımı Doktor Lütfü Şehsuvaroğlu'na teslim edeceğim. Doktor Lütfü Şehsuvaroğlu Tarım Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı. Evet. Altında çok büyük bir ekip var. 28 tane tarım konusunda kitabı olan, su konusunda, su yönetimi konusunda kitabı olan akademisyen ve şeyden gelen, çekirdekten gelen bir ziraatçı. Aslan Yaman var. Hem akademik, ondan sonra arka planı var. Hem devlette özelleştirmede üst düzey bürokrat olmuş. Hem İran'a gitmiş. İran'da bir özelleştirme dairesinin organizasyonunu gerçekleştirmiş. Hem yurt dışında yatırımlar yapmış. Hem yani bürokrasi, bilim ve
iş dünyasını bir araya getirmiş arkadaşımız. Keza Profesör Doktor Mehmet Alagöz var. Türkiye'deki önemli kalkınma iktisatçılarından bir tanesi. Özetle bizim bu kadrolarımız var. Ama bir şeyden daha bahsedeyim. Bakın ben 40 yıl önce Münih Üniversitesi'ni bitirdim. Ve tek kişilik bir odada kalıyordum yurtta. Yurt binası da eski bir binaydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ama restore edilmiş. Bir katta, bir tarafta 8 oda vardı, öbür tarafta 6 oda vardı. Herkes tek kişilik odada kalıyordu. Benim kaldığım tarafta 6 kişi aynı banyoyu kullanıyorduk. Aynı mutfağı kullanıyorduk ve aynı şeyi kullanıyorduk. Lavaboyu kullanıyorduk. Aynı telefonu kullanıyorduk. Koridorda asılıydı. Telefon ettiğimiz zaman kaç ünit kullanmışsak onu yazıyorduk. Parasını sonra veriyorduk. Şimdi Almanya'da ben iki kişinin aynı odada kaldığını görmedim. Ancak kız erkek arkadaşıysa kızla çıkıyordu, erkekle birlikte kalıyordu. Ama resmen iki kişilik oda yoktu. Şimdi Türkiye'de 40 sene geçti. Benim öğrencilerim 8 kişi aynı odada kalıyorlar yani yurtlarda. Tamam. Ya askerde de olur mu? Tamam. Ama üniversite öğrencisi ya değil 8 kişi, 2 kişi aynı odada kalamaz. Kalmamalı yani. Tamam. Almanya bizi kıskanıyormuş. Hadi senim senden. Almanya bize gülüyor. Bizim en önemli projelerimizden bir tanesi üniversite öğrencilerinin tek kişilik yurt ihtiyacını bir sene içinde karşılamak olacak. Bir. İki, bursları arttıracağız. Üniversite öğrencisi bursları arttıracağız ve şöyle arttıracağız. Almış olduğu bursla tek kişilik odanın kirasını 1/3'üyle ödeyecek. 1/3'ü sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği ihtiyacını karşılayacak. 1/3 de ulaşım ve diğer harçlıklardan oluşacak. Bu ortalamayı sağlayacağız. 2. Not ortalaması 90 ve üstünde olursa 4 senenin bu parayı geri istemeyeceğiz. Diyeceğiz ki sen ülkene karşı görevini yaptın. Sen ülkene karşı görevini yaptın. Başarılı bir öğrenciydin. Bunu her bölüme karşı mı yapacağız? Her bölümde. Her bölümde. 90 ve üstü. 2. Bazıları çift anadal yapıyor. Başarılı oluyorlar mesela. Çift anadal mı yapıyorsun? Çift ana, çift burs sana. Sen bunu hak ediyorsun. Tek burslu, iki burs. İkisinden de bu 90'ın üzerinde bitirdim. İki bursu da geri almayacağız. 3. Belirli bir başarıyı ortaokul ve lisede sağlayanlar, özellikle liselerde, yurt dışına tren seyahati. Her okuldan ve Türkiye'nin her yerinden. Hakkari'den de, Mardin'den de, Edirne'den de bunun sponsorluğunu devlet yapacak. Başlarında öğretmenleri trenle Avrupa turu atıp gelecekler. Yaz kampları. İzciliğe büyük önem vereceğiz ve izciliğin geliştirilmesine çalışacağız. İzciliği yaparken aynı zamanda arama kurtarma eğitimleri vereceğiz bütün gençlere. Çünkü Türkiye bir ne ülkesi? Felaketler ülkesi. Tamam. Ve ben bu depremde bir şey gördüm. Sahadaydım. Ya depremi gençler kaldırdı. Bu çalışmıyor dedikleri gençler var ya. Ben onların nasıl çalıştığını gördüm. Nasıl vatansever olduklarını gördüm. Evet. Hiç kimse görev vermemiş abi. Kalkmış gelmişler. Türkiye'nin her yerinden. Evet. Türkiye'nin her yerinden. Aynen. İdeoloji falan da yok orada. Mesela şeyi gördüm ya. TKP şey açmış. Yemek standı açmış. Ülke Ocaklı'da TKP'nin yemek standından yemek alıyor. İşte görmek istediğimiz sahne aslında bak, bu. Işte, tabii. Bak, bunlarda hiç sorunumuz yok. Böyle olmalı zaten. Ama bunun için felaketi beklemeyelim. Aynen. Tamam, bunun için felaketi beklemeyelim. Ve bu gençliğe saygı gösterelim. Bak, bu gençlik böyle azarlanmayı hak eden bir gençlik değil. Bu gençlik gerçekten kaliteli. Sizin aday listenizde ama gençlere yer verdiniz mi? Hem de çok. Hem de çok. Yani mesela AK Parti'de 18 yaşında aday olan var. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Bilmiyorum. Olmalı. Yani hukuki hakkıysa olur tabii. Neden olmasın? Hiç sorun değil. Bizde de 19 yaşında var. Şöyle ve siyaseti öğrensinler. Yani siyaset başka hiçbir şey yapamayan insanların yaptığı şey olursak kalitesiz yönetiriz. Aynen öyle. Tamam. Bak, kalitesiz yönetiriz. Hayır. Hani bir şey vardı. Reklamcı vardı. Kitabının adı anneme reklamcı olduğumu söylemeyin. O beni genel evde piyanist zannediyor diye. Yani reklamcılığı çok kötü bir şey olarak. Ne yazık ki politikayla da ilgili de vardır bu önyargı.
Aman çocuğun politikacı olma. Hep öğrencilerime şunu söyledim. Çocuklar, annenizi babanızı söyleyin. Politikacı olmak kötü bir şey değil. Eğer politikacı olmayı kötü görürseniz sizi hep kötü insanların yönetmesini önünü açmış olursunuz. Hayır. İyi insanlar siyasete girin ve iyi şeyler yapın. Mücadele edin. Onun için ben de gençlerin önünü açıyorum. Bazen bunun için eleştiri de alıyorum. Kadınların ve gençlerin önünü açıp siyasette yer almalarını teşvik ettiğim için. Ama olsun, ben bunları şey yaparım, sırtlarım, hiç önemli değil. Çünkü ben 61 yaşındayım. Benim yaşayacak Türkiye'de daha belki 20 senem var. O da çok iyi olursa ya. Belki daha az yaşayacağım. Ama bu çocukların önünde daha onlarca yıl var. Ve Ankara'yı bilir misiniz? Şimdi ben Ankara Koleji'nde okudum. Cebeci bunlara giderken. Ben oradan çıkardım. İlkokul öğrencisi. Kızılay'a kadar yürüdüm. Kızılay'da Güven Park'ın arkasında, Genelkurmay'la Güven Park arasında Saraçoğlu Mahallesi vardır. Orada anneannemin evine giderdim. Anneannem bana yemek yapardı. Onu yerdim. Oradan Genelkurmay'ın arkasından çıkar, Başbakanlığın arasından geçer, Akay Caddesi'nden yukarı çıkar, Hacı yoluna giderdim. Annem beni merak etmezdi. Başıma bir şey gelmeyeceğini bilirler. Şimdi bir lise öğrencisini yollayamam ben oraya. Ben o günleri özlüyorum. O günlerin Türkiye'sini özlüyorum. Çocuklarımızın rahatlıkla parklara gidebileceği ve annelerin içinde endişe olmayacağı bir Türkiye'yi özlüyorum. Avusturya'da bu var ya. Avusturya'da bir genç kız gece saat 12'de hiç korkmadan sokakta yürüyebiliyorsa başıma bir şey gelmeyecek diye Türkiye'de neden yürümesin? Yani bunu bizim kızımız hak etmiyor mu? Bizim gençlerimiz hak etmiyor mu? Ha, bunu sağlamak çok zor değil. Bunu sağlamak yasaları doğru uygulamakla ilgili. Yabancılar, ben hayatımın büyük bölümünü yabancı ülkelerde geçirdim. Yabancı bir ülkede doğdum. Üniversite tahsilimi yabancı bir ülkede yaptım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sene kaldım. Üniversitede ders verdim. Ve birçok ülkeye gittim yani. Brezilya'dan sonra Japonya'ya, Çin'e kadar. Yabancıların da bu ülkeye gelmesini istiyorum. Turist olarak gelsinler, misafirimiz olsunlar ve gitsinler. Yani mesele şu, komşumuzun evini su basıyor, kapımızı açarız, davet ederiz. Gel komşu, hanım yap bir şey, çorba, bundan sonra battaniyeleri getirin çocuklar. Tamam, geldi, ağırladık, bir gün, iki gün, üç gün. Sonra baktık komşuda bir hareket yok. Ya komşu ne düşünüyorsun? Ya bir senin ev daha güzelmiş. Manzara da daha iyi, güneşli. Biz burada kalalım senin şeyde, misafir odasında. Bizi tapuyor da işle. Yok babam, o da olmaz. Kusura bakma. Şimdi biz de bunlara ki böyle diyoruz. Yok babam, o kadar da olmaz. O zaman siz gayrimenkul satışına da karşısınız yabancılara. Vatandaşlık karşılığında. Yasarçıyım. Bak, vatandaşlık karşılığında satışa karşıyım. Vatandaşlık vermeden mütekabiliyet varsa, o ülkeden bizim vatandaşımızı da alıyorsa bu olur. Ama gel sana vatandaşlık verelim, ailene vatandaşlık verelim ama vatandaşlık satılmaz yani. Ama şimdi mesela doların yükselmesiyle de alım gücü yabancıların daha fazla oldu ve şakır alıyorlar, biz de alamıyoruz. Vatandaşlık olmasa bile... Vatandaşlık olmazsa almazlar çok, bu kadar. Ama İstanbul çok güzel bir yer yani, gidiyorsunuz. Doğru ama yerine, şimdi mesela Çinli... Neden almasınlar? Şöyle, Çinliler alıyorlar. Alma nedenleri şu, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlık alıyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e uyguladığı bazı ambargoları Türk vatandaşı olarak açıyorlar. Vatandaşlıkla çok bağlantılı şeyler. Biz bunu kaldıracağız. Yani vatandaşlık ve gayrimenkul satışını kaldıracağız. Ne yazık ki aslında üzerinde durulmayan bir gerçek var. Biz diyoruz ya, Türkiye'de çok fazla şey satıyoruz yabancılara. Bu arada Türkler de yurt dışında çok fazla gayrimenkul satın alıyorlar. Ve tabii onlar vatandaşlık almıyorlar ama oturumu alıyorlar. Dünyada Türkler yurt dışında ev satın almada kaçıncı sırada biliyor musunuz? Dördüncü sırada. Dördüncü sırada. Sebep, in case derler İngilizler, olursa. Yani çok hangi ülkeyi tercih ediyorlar? Yunanistan, Portekiz, bundan sonra İtalya, İspanya.
daha zenginleri İngiltere, hepsinin kafasında şu var. Bir gün bu ülkede iç savaş çıkarsa nereye giderim? Yani tamam. Konuşacak çok konumuz var ama evet, biraz da ben seçimlere gelmek istiyorum. Evet, şimdi Sayın Genel Başkan, sosyal medyadan da paylaştınız. Yeşil Sol Parti standını ziyaret ettiniz. Orada birileri yoktu. Siz de bir o ana ilişkin video paylaştınız. Burada kimse yok. Muhtemelen dağa çıkmışlardır. Onların da size bir karşılığı oldu. Tırnak içerisinde söylüyorum. Arkadaşlar kuduz olmamak için alanı terk etmişler. Bu şekilde bir... Aynen bu şekilde bir diyalog oldu ve bu da hani bazı kesimler tarafından ya siyasette seviye yerlerde denilerek eleştirildi. Bu cevabınız ne olur buradan evet, mesela? Cevap ya, vermem. Kendi işlerine baksınlar. Biz işimizi yapıyoruz onlara. Onlara ayıracak vaktim yok benim. Neden stand ziyaret etmeye gerek duydunuz? Ya ben standı ziyaret etmedim. Önünden geçiyordum. Önünden geçiyordum. Hepsi orada yan yana açmışlardı. Diğer partiler de var. İşte AK Partilerle selamlaştık bundan sonra. Şakalaştık hatta ondan sonra. MHP'lilerle selamlaştık, şakalaştık. Ondan sonra Yeniden Refah kapalıydı. Sonra onların standına geldik. Onların standı kapalıydı. Aklıma öyle bir şaka geldi. Yaptım yani. Ne olacak? Yakın zamanda yaptığınız bir anket çalışması var mı? Partinizin oy oranına ilişkin. Evet. Daha doğrusu bizim yok da yani Gezici'nin yapmış olduğu bir anket var. Onu duydum. Şöyle bir parantez açayım. Şimdi program öncesinde de konuştuk. Deprem öncesi Zafer Partisi, deprem sonrası Zafer Partisi. Evet. Yani son dönemlerde partinize yönelik bir yönelimde bir düşüş olduğu söyleniyor. Anketlerde de vesaire. Vallahi biz onu ikilerde, üçlerde çıkıyordun ama şu anda birlerde çıkıyordun. Şimdi biz hiç ikilerde, üçlerde görmedik kendimizi. Evet. Hiç görmedik. Kaç şu anda? Bir ara 9'u zorladığımızı biliyorum. Ondan sonra ve şu aşamada da yani bugünlerde de aynı eksene tekrar oturduğumuzu düşünüyorum. %9 seviyesine oturduğumuzu düşünüyorum. Türkiye genelinde. İstanbul'da %15'le bitireceğimizi düşünüyorum. Hangi kesimden daha çok oy alıyorsunuz? Gençler, emekçiler. Yok şey olarak parti bazlı. Mesela bakın bize AK Parti'den de oy geliyor, MHP'den de oy geliyor, İYİ Parti'den de oy geliyor, CHP'den de oy geliyor. Bütün partilerden oy alıyoruz biz. İktidar oy oranını ne görüyorsunuz? İktidar... Yani iktidar şu anda seçilemiyor. Seçilemiyor. Evet. Yani siz Cumhurbaşkanı'nın seçiminde... Bakın Cumhurbaşkanı'nın seçimi ikinci tura kalırsa Erdoğan kazanır diyorlar. Halbuki ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın kazanma şansı yok. Siz kimi desteklersiniz? Bak biz Sinan Oğan'ı destekleriz ikinci turda. Elbette ama ikinci tur. Evet. Sinan Oğan oy oranına ilişkin bir rakam. Sürekli yükseliyor. Sürekli kaç yükseliyor. Kaç mesela şu anda kaç tane? Bir şey söylemiyorum. Bak, mesela Muharrem İnce çıkıp diyor ben %25'lerdeyim. Öbür taraftan ya, 52-53 alıyoruz diyor. Bir diyor 48-46 bandındayız. Yani Muharrem Bey söylesin %25'li olduğunu. Neyse bir şey söylemeyeyim. Göreceğiz. Göreceğiz. Adam kazandı sonunda. Şey var Sayın Başkan, özellikle mesela altılı masaya yönelik eleştirileriniz bazı kesimler tarafından şu şekilde eleştiriliyor. Yani Erdoğan'ın değirmenine su taşıyor. Ümit Özdağ Erdoğan değirmenine su taşıyor şeklinde eleştiriliyor. Ya bu aslında bu listelerse de geliyordur mutlaka. Bunu söylüyorlar. Evet. Erdoğan'ın değirmenine ben mi suçluyum? Muharrem İnce ile beraber sizi o kefeye koyup mesela. Muharrem İnce daha fazla eleştiriliyor Muharrem bu konuda İnce'den bu arada söyleyeyim. Farklıyız. Biz her taraftan oy alıyoruz. Bir, iki. Şimdi hiç ortada yokken başörtüsüne yasal statü sağlayalım diyen Ümit Özdağ mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan bile dedi ki ya bana böyle pas verilmez, ben bunu gole çeviririm. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki Ergenekon'un Adalet Bakanı'nı Cumhuriyet Halk Partisi listesine ben mi koydum? Kemal Kılıçdaroğlu mu koydu? Tamam, Sadullah Ergin'i. Peki burada Atatürk düşmanı Tunceli'de ayaklanma yapmış çete reisini, fotoğrafını taşıyan milletvekili İldeniz'i İstanbul 2. bölgede ben mi koydum, Kemal Kılıçdaroğlu mu koydu? Şeyde Ordu'da Fethullah'la işbirliği yapmış İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i ben mi koydum? Meral Akşener mi koydu? Elazığ'da Fethullah Gülen'e övgüler dizen adamı ben mi koydum? Meral Akşener mi koydu? Gaziantep'te HDP'ye
İçişleri Bakanlığı'nı veririm diyen borsa spekülatörünü İYİ Parti'nin birinci sıra adayı ben mi yaptım, Meral Akşener mi yaptı? İstanbul 3. bölgede 2. sırada İYİ Parti adayı İzmir'de bir PKK'lı tarafından bıçaklanarak şehit edilen Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verirken onu aday ben mi yaptım, Meral Akşener mi yaptı? E bunların hepsi bunlar yaptılar. Biz bunları söyleyince yanlış mı oluyor, yoksa onların yaptığı şey mi yanlış? Biz bunları görüp susalım mı? Hayır, susmayacağız. Bak, hayır, susmayacağız. Meral Akşener'in MHP'de Türk milliyetçiliği iktidara gelemiyor deyip hadi gelin birlikte İyi Parti'yi kuralım dediği zaman ikimizden başka kimse yoktu. Onun için kurmuştuk biz İyi Parti'yi. Türk milliyetçilerinin rahminde bir FETÖ yetiştirdi Meral Akşener. Yola çıktığı 38 milletvekilinden 25 tanesini listeye koymadı. 25 tanesini. Bu sabah birisiyle konuştum. Dedim ben sana söyledim senin listeye koymayacağını. Sen Türk milliyetçisin çünkü. Ya hocam dedi, haklıymışsınız dedi. Biz ne kazık yedik şimdi anlıyoruz. Daha başlangıç bile değil. Meral Akşener İçişleri Bakanlığı'nı istedi mi? Kılıçdaroğlu'ndan istedi. Peki yarın bir FETÖ'cüyü İçişleri Bakanı olarak görür müyüz? İdris Naim Şahin acaba? İhtimal dahilinde. Bak, ihtimal dahilinde. Evet. O zaman bakın biz muhalefetiz ama bu muhalefet değiliz. Biz gerçek muhalefetiz. Bu ülkenin en önemli sorunu olan sığınmacılar meselesini ağzının ucuna almayan Zafer Partisi kuruluna kadar bir çakma muhalefet vardı. Biz konuşmaya başladıktan sonra parmak kaldırıp biz de yollayacağız diyorlar. Nasıl yollayacaksınız? Gönüllü olanları yollayacağız. Gönüllü olanları her kendisi gider. Sana ihtiyacı yok ki zaten. Tamam. Alay etmeyin milletle. Onun için bu Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şey hatırla. Kimse tıpış tıpış gidip oy vermeyecek sana. Kimse tıpış tıpış gitmeyecek. Türkiye'yi Hüdapar'la HDP arasında sıkıştırmayacağız. Peki burada sizin daha önceki bir röportajınızda dinlemiştim. Aslında Meral Akşener'in bu seçimler onların lehine sonuçlanırsa yeni bir Kürt açılımına da hazırlandığını söylüyorsunuz. Ben söylemiyorum, kendisi söylüyor. Aynen, onu size kendisini söylediğini söylemiştiniz. Onun üzerine dün çok ilginç bir gelişme oldu. Takip etmişsinizdir, Demirtaş. Evet. Demirtaş bir tweet attı ve dedi ki seçimi biz kazanırsak, evet, Erdoğan'dan sonra biz PKK'nın silah bırakması için elimizden geleni yapacağız. Ve ne diyorsunuz? Ve başaracağız, evet, diyor. Evet, gördüm, mecliste yapacağız dedi. Evet, peki burada nasıl bir yorum yaparsınız? Nasıl yani değerlendiriyorsunuz? Oyun kurgulanmış, bakın oyun kurgulanmış. HDP destekli bir altılı masada Kılıçdaroğlu söz veriyor, belediyelere mali özellik vereceğiz diye. Mali özellik. Belediyelere mali özellik. Mali özellik vereceğiz diye. Özellik şartı, Avrupa özellik şartı değil. Meral Akşener de Erdoğan'ın başaramadığı müzakereleri biz yapacağız diyor. Demek ki seçimden sonra altılı masa kazanırsa bu konuda HDP ile birlikte yeni bir süreç başlatacaklar. Çözüm süreci. Ve çözüm süreci 1921 Anayasası zemininde. 1921 Anayasası'na gitmek demek 24'te kurulan devleti bir tarafa koyuyoruz ve yeniden bir devlet kuracağız demek. Bunu da HDP ile kuracaklar. Bunu bir ara AKP de denedi. Olmadı. Elinde patladı. Şimdi bunların da elinde patlayacak ama bu arada devlet ağır tahribat görecek, Türkiye ağır tahribat görecek. Biz de bunun olmaması için mücadele ediyoruz. Peki burada yani Demirtaş'ın attığı tweet'in özelinde sormak istiyorum. Yani eğer burada bir, böyle bir çabası varsa bir eleştiri getirebiliriz şu anda neden? Yani çünkü hemen şimdi aslında silah bırakmaları gerekiyor. Ama daha sonra da eğer bunu yaparlarsa bu iyi bir gelişme değil mi? Yani PKK'nın olmaması demek sizin az önce dediğiniz aslında Türkiye'nin prangalarından bir tanesidir. Hani dediniz ya. Amaç Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde birer Kürdistan kurduktan sonra İran ve Türkiye'de de Kürdistanlar kurarak
Türkiye'yi bölmek. Proje bu. Ama bu, silah bırakmak tek başına bu anlama mı geliyor sizce? Efendim, bakın. Birinci açılım da uyutma açılımıydı. Uyutma açılımıydı. Ve amaç Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın bir PKK'istan kurarken Türkiye'nin hareketsiz kalmasını sağlamaktı. PKK bunu çok ustalıkla yaptı. Türkiye'den elemanlarımızı çekiyoruz dediler. Aslında mesele zaten Türkiye onlar için çatışma alanı olmaktan çıkmış, gerçek çatışma alanı Suriye olmuştu. Hala da öyle. Şu anda PKK, YPG Türkiye iç savaşında Türkiye'ye karşı savaşmak üzere Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitiliyorlar. Ama bizi Türk-Kürt diye birbirimize düşüremedikleri için bu işin alevi Suriyeliler üzerinden, Afganlar üzerinden yakılacak. Ve süreç o şekilde gelişiyor. Bakın size bir önerim var. Benim Londra'da yaşayan tanıdığım çok Sedat Aral, savaş muhabiri, bir tanıdığım var. Gırgır dergisinin sahibi Coşkun Aral'ı tanırsınız, hatırlarsınız. Onun kardeşidir. Kendisi Siirtlidir, Arapça ana dilidir. Peştunca ve şeyi çok iyi bilir, Arapçayı çok iyi bilir. Bütün lehçeleriyle birlikte. Kandahar'a, Taliban girdiği zaman Kandahar'daki iki gazeteciden bir tanesidir. Dünyanın en iyi savaş muhabirlerinden bir tanesidir. Size telefonunu vereyim, bir gün davet edin, konuşturun lütfen. Olur. Ve size şunu anlatacak. Hızla, sizin ben bununla konuşurken beni Londra'dan aradı, dedi ki Ümit Bey, dedi, sizin kadar iyimser değilim, dedi. Ben iyimser değil kim ki, dedim ya. Türkiye iç çatışmaya sürüklenmek isteniyor. Siz, dedi, bunu 3-4 sene sonra olacağını düşünüyorsunuz, dedi, onun için iyimsersiniz, dedi. Ben daha erken bekliyorum. Allah korusun, yani biz çok badirelerden geçtik. Ya bizim halkımız biraz sağduyuludur. Biraz... Ya bizim halkımız sağduyuludur da. Yani bazı içeriye, oyunlara gelmeyecek ya, kadar da akıllıdır diye düşünüyorum. İçeride bir 13 milyon insan var ya, bakın 13 milyon ülke, iki tane ülke, Bulgaristan artı Yunanistan. Biz hepimiz bir olur, hepsini nasıl çatışma peki? Nasıl ya, şey olarak burada taraflar? Ya bakın çok kolay, nasıl biliyor musunuz? Size bir senaryo anlatayım. Mesela Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sınırdaki baraktaki Türkmen köylerinden bir tanesinde kızlara tecavüz edilir, öldürülürler ve bu şeye konulur, sosyal medyaya konulur. Yapanların Suriyeli olması bile şart değildir, bir ülkenin istihbarat servisi elemanları olur. Ondan sonra ve onun üzerine Gaziantep ayağa kalkar. Ondan sonra cenaze namazında olaylar çıkar, sağda sola yerleşmiş IŞİD'liler çıkarlar, Türklerin üzerine ateş açarlar. Peki bu senaryo gerçekleşebilir mi? Ne yazık ki çok kolay. Peki sığınmacılar üzerinden mi? Evet, sığınmacılar. Sığınmacılar üzerinden. Tamam. Çünkü bu sığınmacıların içinde çok fazla uyuyan hücre var. Uyuyan hücre var. Hatta bakın Beşer Esad bir şeye karar verirse Türkiye çok karışır. Suriye'de her ailenin içinde el muhaberat vardır. Tamam. Mesela siz Türkiye'de bir Suriyelisiniz ama akrabanızda bir bölüm orada. Akrabalarınız üzerinden size ulaşır. Sizi ikna eder. Yanınıza bir Suriye muhaberat elemanı gelir. Der ki eğer akrabalarının ölmemesini istiyorsan sana bıraktığım şu paketi İstanbul'da şuraya bırak ve oradan uzaklaş. Yani Sayın Başkanım biz ölmedik. Hani dedirtiyorsunuz insana. Böyle bir şey izin verir miyiz? Yani halk olarak da izin vermeyiz. Bakın, ülke olarak da izin vermeyiz. Devlet olarak da izin vermeyiz. Güzel kardeşim, keşke öyle olsa. 2011'e kadar Suriye'deki hiçbir aydın Suriye'de iç savaş çıkacağına inanmıyor. İşte diyorlar, polis devleti var. Kim ayaklanabilir? Desene, kim ayaklanabilir? Ya hatırlasanız da 2011'in ilk aylarında bir tek çatışmada 300 Suriyeli asker öldürüldü. Hatırlıyor musunuz? Kim öldürdü bunları ya? Ama mesela 15 Temmuz'da biz bunun örneğini yaşamadık mı? Bakın, ne kadar güzel bertaraf ettik. Doğru, halkçı bertaraf ettik hatta. Tabii bertaraf ettik. Ama benim bahsettiğim başka daha büyük bir senaryo. Tabii ki Türk milleti direnir. Türk milletinin devlet aklı yüksektir. Az önce gösterdiğim telgrafta halk kendi kendine yani telgraf ama, çekmiş ve demiş ki bu referansız var. Özgüvenimiz yüksek çünkü olmalıdır. Elbette yani biz bunları bertaraf ederiz. Siz bana devletçi ve milliyetçi olmamız gerektiğini söylüyorsunuz.
Çok güzel. Teşekkür ederim. Ya ben Sayın Başkan müsaadenizle ben sizi biraz imserliğe davet ediyorum. Çok karamsarsınız. Yok ben karamsar değilim. Ama olmaz ama, yani sen bakın, şöyle. Devlet yönetiminde en kötü durum senaryosuna hazırlıklı olmanız gerekir. Kesinlikle. Değil mi? Aynen. Devlet yönetiminde. Olmazsa başarılı olursunuz. Üzülmezsiniz tabii, olmaz. Tabii. Ama ona hazırlıklı olursunuz. Siz de burayı yönetirken muhtemelen ya şu reklam gelmezse, şu reklam gelmezse, evet, şu diye tabii. Şey yapıyorsunuz değil mi? Aynen. En kötü durum senaryosu. Olumsuzluğu da düşünüyor yani. Olumsuzluğu da düşünürsünüz tabii. Yani düşünmek zorundayız. Çünkü tehlikeli bir coğrafyada yaşıyoruz. Ben yine seçim gündemine geliyorum tekrar. Aynen, seçime gelelim biz. Sayın Başkan, ben yine aynı soruyu soracağım. Şimdi biraz burada sizi de imserliğe davet ediyorum. Şimdi Bediye Hanım sorusunu ben size tekrar soracağım. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan ikinci tura kaldı. Ne yapacaksınız? Burada şey olarak, Ata İttifakı olarak tercihinizi hangisinden yana kullanırsınız? Bir defa Ahmet veya Mehmet, Kılıçdaroğlu veya Erdoğan demeyeceğiz. Şöyle yapacağız. Bizim seçmenimiz çok okuyan, zeki, sorgulayan bir seçmen. Yani onu destekle, bunu destekle dediğimiz zaman desteklemez. Onun için biz ilkeler üzerinden oy veren bir seçmene sahip olduğumuz için bize diyeceğiz ki, ya sen HDP'ye ne taviz verdin? Sonra da öbürüne döneceğiz. Sen Hüdapar'a ne taviz verdin? İki, anayasanın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü maddeleriyle oynatmayız. 66. maddeyle oynatmayız. FETÖ ile mücadele edilecek, PKK ile mücadele edilecek. Sığınmacılar bir sene içinde vatanlarına yollanacaklar. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nı isteriz. Buyurun şimdi konuşalım. İki tarafı da bu. Evet, iki tarafı. Siz bunları konuşmadınız mı? Mutlaka görüşmüşsünüzdür. Hayır, görüşmedik. Hiç görüşmediniz mi bugüne kadar? Hiç görüşmedim. Ama mesela sizin parti manifestonuzda şöyle bir ipucu var örneğin. Muhalefetin çok dillendirdiği bir parlamenter sistem var. Siz de bunu destekliyorsunuz. Biz bir parlamenter sistemi destekliyoruz ama 5. senenin sonunda. 5. senenin sonunda istiyoruz biz. Neden? CHP de o noktaya geldi. Onlar da artık 5. Ya CHP bizi Ar-Ge gibi kullanıyor. Bizim çalışmalar alıp bizde diyorlar. Çünkü bakın, Türkiye'nin bazı konularda hızlı karar almaya ihtiyacı var. Geride bir enkaz bırakarak gidiyor Erdoğan. Ve başkanlık sisteminin bazı özelliklerini kontrol devam ettireceğiz biz. Ama bu arada parlamentoya haklarını vereceğiz. Bakanlıkları tekrar bakanlık kurumsal kimliğiyle kaldı. Şey yapacağız. Evet, milletvekillerinden atanacak. Ve Cumhurbaşkanlığındaki kurulları kaldıracağız. Bakan yardımcılarını kaldırıp müsteşarlıkları tekrar tesis edeceğiz. Başbakanlık bürokrasisini tekrar örgütleyeceğiz. Ve 2028 seçimlerine parlamenter demokrasiye dönüş seçimi olarak düşünüyoruz. Yani bu durumda aslında biraz da muhalefete daha yakınsınız gibi geldi bana. Ama tabii sonrasında ne olur bilemiyoruz. Senin soruların var mı Olgun? Bir iki soru daha alıp bitirelim. Evet, aynen öyle. Çünkü bayağı bir uzadı. Siz de çok yorgunsunuz biliyorum. Sahadan geldiniz ve sahaya döneceksiniz. Yine seçimlere ilişkin mesela Hüdapar diyoruz da şey olarak, Ümit Özdağ olarak, Zafer Partisi olarak Hüdapar'a biraz bakış açınızı merak ediyorum. Yani programın başından beri konuşuyoruz ama ya yani. Domuz bağı yani. Hüdapar domuz bağı. Ama peki onlar, biz artık ilgimiz yok. Hani hep diyoruz ya işte HDP biraz terörle arasına mesafe koysun. Ya ne HDP, bunlar koymuş sözü. Ne HDP mesafe koyuyor ya, bunlar zihniyet dünyası olarak farklılar. Ve az önce bahsettiğiniz o dört maddenin değişimi konusunda da ben onlarla da görüştüm. Hiç öyle bir iddiamız yok artık ya, deniliyor. Doğru değil. Türk bayrağı olmaz diyorlar ya. Türk bayrağı olmaz diyorlar. Bir de Hüdapar'ın zihniyet dünyasını, Hizbullah'ın zihniyet dünyasını iyi bilirim ben. Yani ve yıllardan beri onların literatürlerini takip ediyorum, dosyaları takip ediyorum. Mesela yani benim yazmış olduğum kitapları PKK kendi faaliyetlerini gözden geçirirken tekrar okuyorlar. Bediye Hanım, şeyden Instagram'dan gelen birkaç sorumuz var. Dilerseniz onları da yönelteyim Sayın Başkan'a. Ama çok yorduk Sayın Başkan'ı. Kısa kısa, tabii, çok tabii. Hızlı. Neden Kürt düşmanlığı geneli kapsayan sözler sarf ediyor? Ya bir dakika, Kürt düşmanlığı falan değil. Ben Kürt'ün, bak ben Kürt'e düşman olamam çünkü Kürt'ü Türk kabul ediyorum kardeşim. Bak, Kürt'ü Türk kabul eden Kürt düşmanı nasıl olur? Kürt'ü Türk kabul eden Türk düşmanıdır aynı zamanda. Ben Türk düşmanı olabilir miyim? Bir soru daha.
İstihbarat elemanı mısınız? Hayır canım, istihbarat elemanı değil. İstihbarat elemanları yetiştiririm. Bak, böyle söyleyeyim. İstihbarat elemanları yetiştirdim. Sizin uzmanlık alanınız güvenlik ama, çünkü. Ama istihbaratçılığı meslek olarak seçmedim, ben bir akademisyenim. İstihbaratçı olsaydım bunu da söylerdim, eskiden istihbaratçıydım diye. Yok değilim. Irkçılık yaparken utanma duygusu oluyor mu? Kim anne babasını seçebilir ki? Bunu anne babana bir sor bakalım oğlum ya. HDP'den neden bu kadar nefret ediyor? Çünkü terör örgütü, eli kanlı. Ya bir şey, bir soru daha var mesela. Siyasetle alakası olmayan kişilerin siyaset atanmasını nasıl buluyorsunuz? Bunu da konuştuk zaten. Aslında eğer yani kalitelilerse, Türkiye için bir şeyler vermek istiyorlarsa öneririm, yapın siyaset. Seçimden beklentileri nelerdir? Bu da yine Değişim ve zafer. Değişim ve zafer. Sorular bu kadar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Için. Ben biz teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok işlemlikle gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Bizim için de öyleydi. Evet. Zaman ayırdınız. Sert olacağız dedik ama gayet de güzel oldu yani. Değil mi? Siz bizden sertiniz. Evet.